Reş On The Way kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok farklı bir tarzla karşınızdayız. Aslında biz videonun ilk kısmını çekmeyi unutmuştuk, açılışı unutmuştuk ama bugün kapanışla açılışı beraber yapacağız. Konumuz da şu, do it yourself, yani kendin yap. Arkamızda çok güzel bir bahçe var. Kuzenlerim Umut ve Kurtuluş'un yaşadığı evin bahçesi burası. Erzin'deyiz. 17 gün boyunca dedik ki şu bahçeyi bir baştan dizayn edelim, tasarlayalım. Ve geri dönüşüm temalı çok güzel bir şey yaptık. O zaman birazdan sürprizle karşınızdayız. Bu birazcık şunu alıyoruz. Toprağımızı alıyoruz. Çiçeklerimizi ekeceğiz şimdi bahçenin dört bir tarafına. Evet. Fazla mı yeterince? Evet. Yeterli midir Umut'cum? Yeterlidir abi. Tamam. Ondan sonra bunu koymuyoruz böyle. Tut birazcık sen. Ha, elimizle atıyoruz. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bekle dur. Mira biz ne ektik biliyor musun? Mamazaya. Zambak. Şimdi bu alana komple işte zambakları ekeceğiz. Evet, şimdi bütün zambaklarımızı ektik. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı. Hepsi bahçemizin bu kısmında duvarın altında duruyorlar. Bahçeyi zaten yapmaya başladık değil mi Umut'cum? Evet. Bu sefer de şu yukarı tarafları güzelleştirmek için biz buraya saksılarımızı asacağız. Tabii tamamen yine geri dönüşüm malzemelerinden daha önceki işte iplerimiz, bu short ipleri, şu ipleri, bu iplerinden güzel bir saksı tutucu yapacağız. Şimdi bana Umut biraz anlattı nasıl yapacağımızı. Beraber yapalım. Gel Umut'cum. Şimdi tamam. Önce değil mi? Ben yanlış yerlerde sen beni düzelt. Bunları tabii zaten iki ucu açık oluyor. Ondan sonra bunu bu şekilde küçük en ucundan sağlam bir düğüm yapacak şekilde böyle sağlam bir şekilde düğümü atıyoruz. Burası sağlam olacak değil mi? Evet. Çünkü bu onu dengede tutacak olan şey. Sonra böyle yuvarlak olduktan sonra bu şekilde koyuyoruz. Şu düğüm kısmı tarafa gelirse. Tamam. Düğüm kısmı buraya gelsin. Tamam. Keserim ben zaten buraları. Ondan sonra üst önü mü buraya? Evet. Ön taraftan abi ip ortaya gelecek şekilde. Tamam. Ondan sonra bu kısmı böyle tam ortaya olacak şekilde hani kalp gibi olacak şekilde buraya getiriyorsunuz. Tamam. Bu sonra bunu evet çeviriyorduk. Bu şekilde çeviriyorsunuz. Şöyle şunu da çekelim görülsün. Bu şekilde çevirdikten sonra tam bu çapraz olan yere saksımızı koyuyoruz. Tam bu çaprazın olacağı yere. Evet. Sonrasında şuruydu değil mi? Evet, bu iki ortadan geçecek. Şu ortadan burayı ben alayım. Heh. Bakalım. Şu kısımdan geçirdik tekrar. Şöyle. Evet, bunu da saksının üzerinden geçiriyoruz. Bunu da böyle saksının üzerinden geçiriyoruz. Tamam. Sonrasında Umut'cum neydi? Bu iki ip kalıyor. Bunlar iç tarafta kalıyor. Dışarı ipin üstüne gelecek şekilde. Ha, şu şekilde. Tamam. Sonra bunları buradan çıkartıyoruz. Çekiyoruz. Bunu da çekiyoruz. Hayır. Ha. Ha, sadece bu ikisi. Evet. Gördüğünüz gibi bundan sonra işte bunları bu şekilde bitirdikten sonra şöyle gösterelim. Bunları da işte sonra buradan kelepçeleyeceğiz ya da kancayla yukarıdaki kısımlara asacağız. Yani gördüğünüz gibi kullanmadığımız ipten böyle çok güzel saksı tutucular yaptık. Evet, bunu da yapalım. Bir sonra bunları güçlendireceğiz. Yani bu şekilde dört bir tarafa saksılarımızı yerleştireceğiz. Var mı peki bundan dışında yapacağımız? Bir de ışıklarımız zaten olacak. Onu bir sonrakinde göstereceğiz. Şimdi genç kızların sevgilisi Kurtuluş'la birlikte ışık işine başlıyoruz. Biliyorsunuz ki bir bahçenin olmazsa olmazı ışıktır. Ve bu güzel bahçeyi de biz akşam da oturmak için çok güzel bir şekilde aydınlatacağız. Elimizde ne var hocam? Bu neydi? Zehir bidonu dediğimiz. Zehir bidonları. Bakın tarım ilacı kutularından biz böyle şuraya matkapla açtık. Ondan sonra buraya duyularımızı koyacağız. Bunlar daha ne kadar? 10-15 liraya mı satılıyor? 10-15 liraya satılıyor bunlar şu parçayla birlikte. Bunu aynen bu şekilde geçiriyoruz.
Ondan sonra buradan da geçirelim. Geçirmeye gerek var mı yoksa direkt? Tabii ki. Ha, geçiririz onu. Aynen. Şu gördüğünüz işte su böyle su geçirmesin diye buradan da geçiriyoruz. Bantları ne kadar iyi yaparsanız o kadar rahat geçer. 3-4 tane böyle lamba yapacağız. Bakın hazır şu anda. Sonra bunları ne yapacağız? Bundan sonrasını artık işin uzmanına bırakıyorum tabii ki. Ona ben de bakıp öğreniyorum. Normal elektrik tesisatı yapacağız. Bu kısımları açıyoruz değil mi? Yoksa... Tabii. Açtıktan sonra hepsini atlamalı şekilde birbirine bağlayacağız. And we're going underground music. Şimdi bunların arasındaki kablo bağlantı da çok önemli ve özellikle ne demiştik? Su geçirmeyen, bakın bantlarla zaten biz bunları az önce kurtuluş yaparken gösterdik. Ve her bir işte bu bizim hazırladığımız lambalara da ne diyorsunuz bu olaya? Ara kablo mu, ne oluyor? Yani şu... Yok, atlama kablo diyebiliriz. Atlama kabloyla yapıyoruz değil mi babacığım? Bunları sonra işte yukarıdan çekiyoruz. Yukarıdan çekiyoruz. Sonra Mira Kuş da burada bol bol oynayacak değil mi? Evet. Buradan bol bol oynayacağım. Çünkü burayı çok seviyorum. Tamam, hadi sen git oynamaya devam et. Şimdi Kurtuluş bu ara kabloyu Mira'nın yüzünden biraz kaçırmış olabiliriz. Atlama kablonun bağlantısında. Yani bu 3 tane işte lambamız bağlanmış olacak. Tamam, sonucu da bağladık. Şimdi bunu yukarıdan şu gördüğümüz kısımlara götüreceğiz. Şimdi bitirdik. Ondan sonra şu köşeye her üçünü de yapacağız. Aktarma kablosunu da zaten Kurtuluş hazırlamıştı. Şimdi oraya yapıyor. Onu buraya yapacağım. Şuna bir yaklaş istiyorsan kelepçeyi göster. Gel ha, buraya gel, kelepçeyi göster Umut. Yani en basit yolu bu işi kelepçelerle yapmak. Zaten bunlar satılıyor. Şu gördüğünüz kelepçelerden. Plastik kelepçeler. Al. Şu ana kadar maliyetimiz 15 lira mı hocam? Bir de kablolarımız var. Çirkin olmasın diye de görüntümüz bu şekilde sarkan kabloları da bantlıyoruz. Ondan sonra artık rotanızı siz kendi tarzınıza göre belirlersiniz. Herhangi bir bantla bunları yapabilirsiniz. Gergin olsun, çok sarkmasın. İyi mi böyle Kurtuluş? Tabii ki de. Şimdi işin LED kısmına geldik. Burada birkaç tane lambadan sonra bir de buraya 15 TL'ye aldığımız 5 metre miydi Kurtuluş? 3, 5, 7 diye ayrılıyor. Ha, 15 bir sıkıntı yok. Satılıyor internette. Evet. En son bir daha kelepçe vurdu zaten. Aba ne yapıyorsun sen? Yok, atmayalım. Atalım, biz atalım. Yok, atmayalım. Biz onu alalım. Sen helal et bize. Biz alıyoruz bunu. Helal olsun. Bak saks. Evet, saksı yapacağız biz bundan da. Saksı koymak için. Ah. Biz bunu da değerlendiririz ya. Mira koş, çöpleri gez kızım. Ne var ne yok getir. Evet, şimdi bu küçük mizansel şovumuzdan sonra bunu sprey boyayla boyayacağız. Evet, şimdi Miracımız da katkı sağlıyor. Evet, şimdi ikinci güne geldik. İkinci günümüzde boya kısmı başlayacak. Kapılarımızı hemen bahçemizdeki diğer zeminleri boyayacağız. Umut, hangi rengi seçtin ya? Abi, pembe tonlarından biri. Ne oluyor? Var mı ismi bu tonun? Yok galiba ya. Benim bilgimde yok. Bu rengi Mira ve Eylül seçti değil mi? Evet. Onların isteği üzerine kapımızı boyayacağız. Ne kadar boya? 40.
40 TL. 40 TL. Kilosu. Yani hepsi birlikte mi yoksa sadece? Hepsi birlikte. Hepsi birlikte yani. Aynen. Bizim rulolarımız, boyalılarımız şu gördüğünüz kadar. Yani şu an ağzına kadar doludu da. Abi ne yapıyorsun? Valla ben bu işten bir şey anlamadım Umut'cum. Ben buraya video çekmeye geldim. Sen bu işi ne ara bana kilitledin de video çekmeye başladın? Abi kolay gelsin, boya yapalım dedin. Sen yapacaktın, ben çekecektim. Kamerayı birinin tutması gerekiyor. Evet, şu anda alaçatı vari ya da işte ne diyeyim, rengarenk bir ev yapma düşüncesi içindeyiz. Hadi bırak da gel. Bu boya bir garip ya sence? Ha? Yok abi, sen cebelleştiğinden öyle. Lan yok oğlum, kuru geliyor ya. Böyle zor iyice bastırman gerekiyor. Normalde boya dediğin akıp gitmez mi? Şimdi bahçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. 4 tane kullanılmayan araba lastiğimiz vardı. Biz bunlardan bir masa yapacağız. Daha doğrusu hani üzerine de güzel bir sunta koyup ya da küçük bir şey koyup bir masamız olacak böyle ayakta oturmak için. Ayakta durmak için. Yani 10-15 liraya yine bir boyamız vardı. Zaten bu sütunları boyarken kullanmıştık. Şimdi de lastiklere işte birini pembe, birini gri yapacağız. Sonra bunları en üst üste koyup artık üzerinde bir masa gibi bir şey koyup artık kullanmaya devam edeceğiz. Artık yavaş yavaş sonlara gelmeye başladık. Geri dönüşümle aslında bunu baz aldık. Kullanmadığımız eşyaları kullanmaya devam ediyoruz. Bu da güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Renk uyumu da güzel olacak bahçeyle. Bitince de zaten görürsünüz. Şimdi saksılarımızı astık böyle sıra sıra, rengarenk, kendi yaptığımız işte tutucularla birlikte. O gün yani ilk size videonun ön tarafında onları göstermiştim. Fenerlerimizi astık, bir de şu köşeyi de bu şekilde yaptık. Banyo köşesini de aldık, işte şuraya sabitledik. İçine yine kendi yaptığımız mikrofondan, kameradan mıydı o? Kameradan saksı, işte ondan sonra ne bileyim böyle küçük böyle. Bu ne ya? Sakız kutusu. Sakız kutusundan işte bir saksı yaptık. Böyle. Plastik bardak. Ha, bardaklar. Şimdi bazılarını Umut'la Kurtuluş daha önceden yapmışlardı. Bir kısmını da biz beraber yaptık. O yüzden benim bilemediklerim de var. İşte son olarak da yani lastiklerimizi de koyduktan sonra çok güzel olacak. Işıklandırmayı biz dün denedik. Efsane. Onu zaten videonun sonunda göreceksiniz. Çiçeklerimiz de açtı. Gördüğünüz gibi sıra sıra diziliyorlar. Gerçekten ambiyans şu anda efsane. Dut ağacımızın altında oturup keyfini çıkaracağız. Haftalık yoğun mesai sonrasında bahçeyi yaptık. Hazır mısın? Evet abi. Kurtuluş, 1-2-3 dinle, ışığı kapatacağım. Sen direkt açacaksın, tamam mı? Tamam, şimdi ben kamerayı değiştiriyorum. Bir saymaya başlıyoruz. 1-2-3. Evet, gördüğünüz gibi bahçemizin son hali bu. Aslında arka tarafta da bir sürü şey yaptık. Onlar şu anda çok görünmüyor ama gördüğünüz gibi önce işte bu demirleri boyamıştık bu şekilde. Sonrasında saksılarımızı size gösterdiğimiz şekilde astık. Hepsi şu anda bu şekilde. Asılı lambalarımız, bazı zehir kutularından. Onun dışında şuradaki küçük yeri göstereyim. İşte burada küçük küçük saksılarımız var. Diğer tarafta da var. Bunların her bir tanesi farklı bir şeyden yapıldı. Vallahi güzel oldu ya bence. He? Gençler iyi mi? Artık iyi. Yaz boyunca keyfini süreceğimiz yer burası. Şöyle biraz da uzaklaşıyorum. Son halini gösteriyoruz. Hele bir oturun da karşılıklı. Bir de bir yüksek sandalye aldık mı tamamdır ya. Şimdi buranın maliyetini söyleyin arkadaşlar. Toplamda Umut buranın maliyeti ne kadar tuttu? 100 TL. Ortalama. Yani zaten yaparken her birinin maliyetini aynen aşağı yukarı yazmıştık. 100-120 TL arasında böyle boyasına, toplamda. Boyasına, fırçasına, ışığına, evet, ışıkta kullandığımız malzeme kablosuna ortalama 100 TL. 100 TL'ye gördüğünüz gibi şu bahçede elimizde olan eşyaları da kullanarak geri dönüşüm temalı bu videomuzu hazırladık, bitirdik. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizimle kalmaya devam edin. Farklı konularda, farklı konseptlerde videolarıma devam edeceğim. Bu sefer Erzin'deydik.
Allah bilir bir sonrakinde nerede olacağız. Görüşmek üzere.